Selamun aleyküm değerli dostlar, hoş geldiniz. Bu yayınımızda ölüm anında insanların karşılaşabileceği zorlukları ve şeytanın bu süreçte nasıl bir rol oynayabileceği üzerinde duracağız. Hazırsak başlayalım. Şeytan, Hz. Adem'in yaratılışından beri insanları doğru yoldan ayırmak için sürekli çabalar. Allah, şeytanın insanlara karşı bir düşman olduğunu defalarca vurgulayarak, onun izlediği yollardan kaçınmamızı tavsiye eder. Özellikle Hz. Adem ile ilgili olayları öne çıkararak, onun soyuna yönelik düşmanlığının kıyamet gününe kadar devam edeceğini açıklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleriyle bildirmiştir. İnsanın kalbi üzerinde hem şeytanın hem de meleğin etkisi bulunmaktadır. Şeytan, insanı kötülüğe ve gerçeği inkar etmeye yönlendirirken, melek ise iyiliğe ve gerçeği onaylamaya teşvik eder. Bir kimse kalbinde meleğin etkisini hissettiğinde, bunun Allah'tan geldiğini anlamalı ve Allah'a şükretmelidir. Eğer bir kimse kendisini kötülüğe çekmeye çalışan bir etki hissederse, o kişi kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınmalıdır. Şeytan, insanı ömrünün sonuna kadar doğru yoldan çıkarmak için çaba sarf eder. Ölüm anında, tıpkı rahmet meleklerinin özel görevleri olduğu gibi, şeytanın da kendine has bir rolü bulunmaktadır. Ölüm herkes için hem fiziksel hem de ruhsal olarak en yoğun susuzluk zamanıdır. İnsanlar, ölümün eşiğinde, içlerindeki kavurucu susuzluktan öylesine yanıp tutuşur ki, sanki tüm vücutları ateşler içindedir. Bu anda su talep edecek halde olmazlar. İşte bu kritik zamanlarda şeytan, çeşitli düzenler ve kılıklarla belirerek kişinin imanını sarsmaya çalışır. Bazen elinde buz gibi su dolu bir bardakla gelir ve suyu önünde çalkalar. Tanınmaz hale geldiği için kişi onun kim olduğunu anlamayıp suyunu isteyebilir. Ölüm anlarında şeytan, kişinin imanını sarsmak için çeşitli kılıklara girer ve ona alemlerin Rabbini inkar etmesi için tekliflerde bulunur. Eğer kişinin imanı sağlam ise, bu evrenin yaratıcısı sadece Allah'tır diye cevap verir. Şeytan, bu yöntemle başarısız olunca başka bir surete bürünerek tekrar denemeye kalkar. Buz gibi su dolu bir bardakla gelip suyu çalkalar ve kişi tanıyamayınca su isteyip istemeyeceğini sorar. Şeytan bu sefer, su verebilirim ama anladım ki gerçek din İslam değilmiş. Ölmeden önce bu dine gir diyerek son bir kandırmaca dener. Eğer kişi şeytanın bu aldatmasına kapılıp imanından dönerse, kendini büyük bir felaketin içine atmış olur. Eğer bir kimse hayatı boyunca İslam'a tam anlamıyla sadık kalmışsa, Allah'ın izniyle şeytanın kışkırtmalarına kapılmadan onun sözlerini tekrarlamaz. Allahu Teala, koruması altına aldığı bir kimseye şeytan hangi şekilde gelirse gelsin zarar veremez. Bu durumdaki bir kişinin susuzluğunu gidermek için yanındaki sağlık görevlileri veya yakınları ağzını azar azar su ile ıslatarak hararetini almalıdır. Şeytanın şerrinden korunmak için Allah'a dua edilmesi, hastaya kelime-i şehadet söyletilmesi ve yanında ahiret hayatını, ölümü ve ölümden sonrasını anlatan Kur'an ayetleri ve sureleri okunması önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm döşeğindeki hastalara La ilahe illallah kelimesini telkin etmelerini öğütlemiştir. İmam Gazali Hazretleri şöyle ifade eder. Şeytan, acaba bir hırsız gibi her istediğini alabilir mi ki bir kişinin imanını çalsın? Şeytanın ölüm anında bir kimsenin imanını alması, o kişinin yaşamı boyunca işlediği kötü amellerin bir sonucudur. Allah'ın adaleti tartışılmaz. Eğer bir kul, şeytana teslim olacak şekilde bir yaşam sürmüşse, Allah da ölüm anında o kula rahmetini esirger ve imanını elinden alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm sancıları sırasında bile Allah'a sığınmayı bizlere öğretmiştir. Allah'ım, ölüm anında şeytanın beni yenmesinden sana sığınırım diye dua ederiz. İnsan ruhu, dünya hayatı boyunca her yıl bedenini yenileyerek farklı bir bedene geçer. Bu süreç o kadar ustalıkla, hikmetle ve şefkatle gerçekleşir ki, bizler bunun farkına bile varmayız. Nefes alıp vermemiz, yemek yememiz, su içmemiz ve terlememiz gibi günlük işlevlerimiz, aslında bu yenilenme ve onarım sürecine hizmet eder. Vücudumuzdaki bu sürekli yıkım ve yeniden yapılanma basit günlük aktivitelerimizle gerçekleşir. Ruh, her yıl bu yenilenme sürecinden geçtikten sonra ölüm anında bedenini aniden terk eder. Ölüm, ruhun bedenini kesin bir şekilde bırakması ve özgürlüğüne kavuşması anıdır. Ölüm esnasında ruhun bedenden ayrılması bazen büyük bir sarsıntıya neden olabilir. Bu sarsıntının şiddeti kişinin hayatını nasıl yaşadığına bağlı olarak değişir. Eğer bir kimse Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmüşse bu ayrılma sırasındaki sarsıntı daha hafif olur. Ancak eğer bir kişi şeytanın etkisi altında Allah'ın hoşnut olmayacağı bir hayat yaşamışsa, ölüm sarsıntısı o denli şiddetli olur ki bunun tarifi zordur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki öğütlerine kulak vermek gerekir. Günahlarını azalt ki ölüm anında rahat olasın, borçlarını azalt ki ölüm anında huzur bulasın. Ölüm anında şeytanın imanımıza zarar vermesini engellemek için imanımızı yüzeysel seviyeden derin bir inanca taşımamız önemlidir. Taklidi iman, yani yüzeysel inanç, genellikle akıl düzeyinde kalır ve kalp, duygular veya ruh bu inançtan etkilenmez. Bu tür bir iman durumunda şeytanın akla şüphe sokarak imana zarar vermesi daha olasıdır. Ancak derinlemesine tahkiki iman sadece zihinsel olmayıp duygusal ve ruhsal boyutları da kapsar. Bu tür derinlemesine iman, akıldan öteye geçerek kalp, ruh, vicdan, hissiyat ve latifelere işler. Böylece şeytanın bu alanlara ulaşması engellenir. Bu sayede insanın imanı korunmuş olur. Rabbimiz hem dünya hayatımızda hem de ölüm anlarımızda bizi şeytanın kötülüklerinden saklasın. Amin. Değerli dostlar, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Fakat şöyle bir durum var. Kanalımıza gelen izleyicilerin %88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. Sizden ricam kanalımızı daha yukarı taşımayı ve daha fazla kardeşimize ulaşmak için. Kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Belli mi olur? Belki Müslüman olmayan kişilerin de Müslüman olmasına vesile oluruz. Kardeşlerim, şunu da belirtmek isterim. Kanalımıza destek vermek isterseniz, videolarımızın altındaki teşekkür butonundan ya da katıl butonundan bize katkı sağlayabilirsiniz. Efendim, sürçülisan ettik. Affola. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.